ve bizlerle ilgili, göçmenlerle ilgili yazdığı kitabı konuşacağız. Kendisi kitabı tanıtacak. Ben kısa bir giriş konuşması yapacağım. Yarım saat kadar sürer herhalde. Erdal'da kitabı neden yazdığını ve içeriğini bize anlatacak ve kitap üzerine, göçmenler üzerine sohbet edeceğiz. Erdal arkadaşı burada tanıyan arkadaşlarımız var. Tanımayanlar için ben söyleyeyim. 1960 yılında Refahiye'de, Beyazov'da doğdu. Kitabında da geçiyor. Çocukluğu İstanbul'da geçiyor Erdal'ın. 12 Eylül sonrası bizler gibi yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. İlk Avusturya'ya geliyor. 5,5 yıl sonra oturum alıyor. Uzun yıllar Viyana'da, Avusturya'da yaşıyor. Burada HALO, yani Merhaba Kültür Merkezi kuruculuğu ve yöneticiliğini üstleniyor. Solcu çatışmaları konu alan ilk kitabını yayınlıyor. Değişmeyen Gerçekler, tarih 1995. İkinci kitabı Ölümden Öte, 2010 yılında belge yayınlarından yayınlanıyor. Halkın Nabzı Gazetesi'nde 5 yıl süren köşe yazarlığı yapıyor. Onun dışında çeşitli sol sosyalist gazetelerde makaleleri yayınlandı. Viyana 78'ler Derneği Başkanlığı ve Avrupa Sürgünler Platformu buluşunda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Biz kendisine aynı zamanda Artı Gerçeğin 2 sene önceki buradaki toplantısından da tanıyoruz. Artı TV. Artı TV. Onlar farklı. Evet. Kutiş olarak İnsan Hakları Dayanışma Derneği, Adevi Derneği olarak Artı TV'nin tanıtım toplantısına yapmıştık. O zaman Radık Duran gelmişti, Celal geldi. Diğer kadın arkadaş? Ezo. Ezo. Evet. Hatırlayamadım. Onlarla beraber tanıtım toplantısına yapmıştık. Ezo değil. Mehmeş. Gelmişti. Şimdi Erdal Köy'de yaşıyor. Bu kitap Avrupa'da sürdüğün mülteci göçmen halleri, kendi kendinin göçmeni olmak kitabının ismi. Kendi ifadesiyle bu kitabı hazırlamakla amacım görüşlerini aldığım, düşüncelerine başvurduğum sürgün, göçmen ve mülteci arkadaşlarımın somut sorun ve önerileri üzerine konuyu yeniden gündeme getirerek tartışmaya açmak ve hepimiz adına geçmişten bugüne dek neler yaşandığına dair genel fotoğrafı ortaya koymaktır diye ifade edilmiş. Kitapta da geçiyor. Bu sadece mülteciler değil, yani siyasi nedenlere, baskılar nedeniyle gelen bir hikayesi. Aynı zamanda göçmenler de, ekonomik sorunlar nedeniyle gelen göçmenlerin de hikayesi burada var. Ve insanın hikayesi tabii ki. Dinlen bir sözdür. İsviçre bir yazar Max Frisch, biz iş gücü istemiştik ama insanlar geldi diye ifade ediyor göçmenlere. İnsanlar tabii ki insan gibi davranılması gerekenler ve sorunlarına eğilmesi gereken kesimler, özellikle devletler tarafından. Ama çok fazla sorun tabii ki yaşıyoruz. Bu kitapta bizim hikayemiz var, göçmenlerin hikayesi var. Yaşadığımız şeyler, hissettiğimiz konular ama belki biz o kadar iyi ifade edemiyoruz günlük yaşantıda. Bu kitapta bu ifade edilmiş röportajlarla, gerek röportajlarla gerekse Erdoğan'ın kendi sözleriyle, kendi yazılarıyla deneyimler anlatılmış, göçmenlerin, mültecilerin yaşadıkları sorunlar, başarılar, bunlar ifade edilmiş. Bunlar bence bizim için, ben okudukça, yani kendi adıma dersler aldım. Daha iyi yapabilmek için benim için motive edici saptamalar oldu bu kitapta yazılanlar. Değişik kesimlerin soruları var bahsettiğim gibi. Kadın mültecileri ele almış. Kadınlarla özellikle onların sorunlarıyla ilgili röportajlar var. Geçmişle hesaplaşmalar var. Eski siyasi yaşantılarımıza, görüşlerimize ilişkin değerlendirmeler var. Bunu hepimiz yaptık herhalde. Öyle ya da böyle. Bu konuda da bence bulacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum kitapta. Yalnızlık buradaki devrimcilerin önemli sorunlarından bir tanesi. Kalabalık içinde yalnız kalabiliyoruz. Bunalımlar yaşayabiliyoruz, depresyona girebiliyoruz. Dayanışmanın azlığı ve bunu ifade edilmesi, buna dönük sorunları kendisi ifade etmiş.
Ben çok fazla kitapla ilgili konuşmayayım. Son olarak benim için bir roman gibi de aynı zamanda, bizim romanımız gibi de olduğunu düşünüyorum. Ben sözü Erdoğan'a bırakıyorum. Teşekkür ederim Anlar. Valla aslında öz itibariyle kitabı anlattı size. Ben bir şey söyleyebilirim ama bugün 24 Nisan Ermeni katliamının yıl dönümü. Onunla ilgili kısa bir şey yaparsak yani bir şey belirtmek gerekmiyor muydu? Yani kitap tanıtımından önce. Evet. Aslında o benim aklımda vardı ama biz yolda gelirken Ahmet'le o konuyu konuşmayı unuttuk. Yani ben unuttum. Suç benim. Yani o konuda ben özür diliyorum. Doğru. Aslında Selim'le de biz bunu konuşmuştuk. Selim de özellikle onu şey yapmıştı, belirtmişti. Yani 24 Nisan'ın gününü de unutmayın, onunla ilgili de bir şeyler söylemek gerekir diye. Gerçekten de bugün 24 Nisan hepimizin öyle veya böyle tarih sayfalarında bulduğumuz o vahşetin, o soykırımın, o katliamın yani aslında söylenecek gerçekten sözün bittiği bir nokta olduğu için insan kelime bulamıyor o vahşette, o katliama. Dolayısıyla da 24 Nisan'ı da gerçekten burada sizlerin huzurunda sevgiyle, saygıyla ben de kendi adıma anıyorum. Bir daha asla o soykırımların olmaması için bizlerin de aslında bu kitabın da içeriği bir nevasında olduğu için yani sürgünlüğün yaşam koşullarına vesile olan her şey bizlerin aslında şahsında gelişen durum. Çünkü bizler bugün buradaysak bunun altında yatan nedenlerin kendisi başka. Bizlerin muhalif olmasından dolayı, sorgulayıcı olduğumuzdan dolayı gerek faşizme karşı olsun, gerek emperyalizme karşı olsun, gerek de soykırımlara karşı olsun duyarlılığımızdan dolayı biz bugün buralarda yaşıyoruz. Biz bugün buralarda sürgünlüğün o gerçekten çok elzem olan hasretliği, hasret duygularını, özlem duygularını biz yaşayan insanlarız. Demin arkadaşımızın dediği gibi aslında biz kendi kendimizin aslında sürgünlüyüz, kendi kendimizin göçmeniyiz çünkü bizler duyarlı olduğumuzdan dolayı biz buralardayız. Hani birileri her ne kadar bizim hakkımızda çok şey dese bile, yani işte bunlar kaçtılar, dönemler, hainler dese bile, yok öyle değil. İşte 24 Nisan'daki o vahşetin, o soykırımın akabinde yüz binlerce insan göç yollarına düştüler. Vahşetten kurtulmak için, soykırımdan kurtulmak için, katliamdan kurtulmak için. Yani her ne kadar o insanlara biz o insanlara şunu diyemeyiz. Ya bunlar ülkeden terk edip kaçtılar. Yani o zamanki şartları gözünde bulundurduğumuz zaman milyonlarca insan, 1,5 milyon yakın insan öldürülüyor ve bu 1,5 milyon insanın geri kalanları da gerçekten en vay türlü işkencelerle karşı karşıya kalıyorlar. Ölümle burun buruna geliyorlar. Tek çareleri zaten bir nevi de aslında bir yerde yol veriyorlar işte bir yerlere gitmesi için tehcir politikası olduğundan dolayı. İşte onlar da soluklarını Suriye'de, Lübnan'da, yerlerde aldılar. İşte kaçanların bir kısmı Amerikalara kadar gittiler. Bir kısmı işte yine Orta Doğu coğrafyasının içerisinde dağıldılar. Yani bizim yani şeyimiz sözün bittiği nokta olduğu için yani Ermeni soykırımı ve Süryani soykırımla ilgili çok fazla aslında söyleyecek söz var. Yani bizim lügatımızda da bu çok şey var ama bazı insanlarımız her ne kadar soykırım olarak kabul etmese bile bunun tabiri caizse soykırımın da anlam ve ifadesi açısından bal gibi de soykırım. Yani ulusalcıların hani iddia ettiği tezler vardır işte soykırım değil tam tersinde Ermeniler aslında Türkleri işte boğazladı, Ermeniler Türkleri kesti falan işte köylerinde işte en bay türlü baskı zulmü yaptılar falan diye. Hâlâ bunun üzerine düşünceler var. Yani tabii ki bu düşünceler bizi ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren nokta şu, biz onlara karşı Ermeni soykırımını, Süryani soykırımını anlatmamız, bıkmadığımız adam anlatmamız. Varsın bize ne derse desinler. Yani hani bize Türkiye'deki insanlar da konuyu bağlama anlamında bunları söylüyorum da Türkiye'de de mesela bizim sosyalist kesimdeki arkadaşlarımız, dostlarımız bizim hakkımızda, yurt dışına gelenlerin hakkında hiç de iyi şeyler söylemiyorlar. Yani şimdi bu söylemeyen insanların bizim hakkımızda söyledikleri hainlik, işte döneklik, işte kaçkınlık, şu bu lafları söylese bile bakıyoruz ama o insanlar da orada suya sabuna dokunmayan bir yaşamı sürdürüyorlar. Hatta biz onlardan çok daha ileriyiz. Bunu ben çok açık söylüyorum. Yurt dışında yaşayan siyasilerin faaliyetlilikleri Türkiye'de yaşayan kendime sözüm ona sol, işte bilmem işte örgütlüyüm diyen insanlardan biz çok da çok katber katber çok daha iyi
faaliyetlikler yapıyoruz. Bunu ben inanın çok samimi bir şekilde söylüyorum. Çünkü biz birebir yaşadık. Ben Kutuş'un öyle ve böyle çalışmalarında bildiğim için bunu söylüyorum. Ya bunlar yıllar önce 2014 yılında İstanbul'a biz gitmiştik. Bir sürgün sergisi açmak için. Yine ben biraz işte öncülük etmiştim. Yani işte elimde tanıdığım eşten, dosttan kitaplar, bildiriler, afişler falan böyle toplamıştım. Onları sergiledik orada. Yurt içinde biz neler yaptık? Yani bir sürgünde 12 Eylül sürgünleri neler yaptık diye bir sunum yapmıştım orada. Ondan sonra bir panel yaptık sergiden sonra. Oradaki bazı insanlar bana ben konuştuktan sonra dedi ki sen dedi buraya da bize hainin edebiyatını yapmaya mı geldin? Sen ne konuşuyorsun dedi. Sizin adınızın tek burada bir söylemesi karşılığı vardır. Siz hainsiniz. Aynen bu cümleyi kullandılar. Ben de dilimin önce şunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki belki senin gözünde hain olabiliriz ama orada şunu unutmamanız lazım ki sen oradaki çalışmalarla ilgili birazcık olsun bilgin var mı? Bilgilendin mi? Hiçbir bilgin varsa söyle ben de sana cevap vereyim. Ben de şunu kullandım. Yani bizim işte biz demin arkadaşım dedi gerçekten çok güzel bir cümle. Yani biziz. Yaşayan biziz. Muhatabı da biziz. Dolayısıyla biz muhataplar olarak bu konuya eğilmeliyiz. Muhataplar olarak bu konuyu yazmalıyız, çizmeliyiz, anlatmalıyız. Çünkü Türkiye'deki insanlar üzerine ben bunu kurmuyorum. Burada mesela bizim burada gerçekten sürgünlerin, göçmenlerin, mültecilerin yaşamlarıyla ilgili, başarı ve başarısızlıklarıyla ilgili, olumlu ve olumsuzluklarıyla ilgili söyleyeceğimiz çok cümleler var, söyleyeceğimiz çok konular var. Dolayısıyla ben hani Ermeni soykırımla ilgili olan düşünümü de böyle paylaşmış olayım. Demin Ahmet'in de belirttiği gibi aslında bu kitaba neden başvurdum, bu kitabı neden yazmaya başvurdum diye bir soruyu söyleyince ben demin de belirttiğim gibi arkadaşlar biz direkt bu işin muhatabı bizleriz. Biz muhatap olduğumuz için bizim yazmamız gerekiyor. Aslında hepimizin dağarcığından mutlaka ve mutlaka bir sayfada olsa, 5 sayfada olsa, 50 sayfada, 100 sayfada olsa yazacağımız çok ama çok konu var. Bu konuları bizim gerçekten etrafımızdaki kurumlaştığımız yerlerde veya ne bileyim partilerde veya ne başka başka demokratik kitle örgütleri içerisindeki yerlerimizde biz bu düşüncelerimizi gerek yazılı olarak, gerek sohbet, tartışma konuları olarak, gerek başka yerlerde makaleler yazarak biz bunları dile getirmeliyiz. Gerçekten yoksa devlet, hani biz hep şeyi kullanıyoruz, hep şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ya devlet bizim açıklarımızı bilmesin, devlet bizim işte yaptıklarımızı çok fazla aleni şekilde piyasaya sürmeyelim, devam edilmesin. Yok arkadaşlar, bizim her şeyimiz ortada, yaptıklarımız ortada. Bu şey kısa girişten sonra ben aslında ilk etapta göçmenlerin, yani buraya geliş nedenleri üzerindeki şeyi, cümleyi kullanacak olursam, 1961 yılında özellikle Almanya üzerinde gelişen bir göç dalgası oluyor. O da anlaşmayla, anlaşma karşılığı geliniyor. İşte hepimiz yine bildiği gibi mesela Yılmaz Güney'in Baba filmi bu konuda aslında bize çok güzel bir şey vermiştir, bir görüntü vermiştir. Geldikleri zamanlar işte işçiliğe, ilk etapta tabii kalifiye elemanlar buraya tercih ediliyor. Çünkü kalifiye elemanlara ihtiyacı var Almanya. İkinci Dünya Savaşı'na çıkmış, ekonomi tam takır, yerle bir olmuş bir şey Almanya. İşte inşaat sanayiden tut, işte sanayinin kendisine kadar bir sürü yerlerde imha olmuş bir durumla karşı karşıya. Dolayısıyla bunu çözecek şey nedir? İşte taze iş gücüne ama kalifiye elemanlı iş gücüne ihtiyacı vardı. Bunun ilk etapta 1955 yılında İtalya üzerinden, Portekiz üzerinden bir kesim hallediyor. Fakat yine çok yoğun bir iş gücü ihtiyacı için de bunu 1960'lı yıllarda tartışmalar, konuşmalar, görüşmeler, gidip gelmeler sonucu 1961 yılında bunu netleştirerek bunu yasayla birlikte Almanya'ya getiriyorlar. Örnek oluyorum, bunların hepsi somut olarak bir sürü arşiv belgelerinde var. Cuma günü yola çıkıyorlar Sirkeci'de, pazar günü işte Münih'e geliyorlar ve çok ilginçtir, pazartesi günü de işbaşı yaptırılıyorlar. Ne bir dinlenme, ne bir bilgilendirme, ne bir bu konuda onlarla ilgili olan hazırlıklar, hiçbir şey yok. Ne bir dil eğitimi, hiçbir şey yok. Hiç dinlenme hakları bile yok. Pazar günü geliyorlar, pazartesi mevzilendirecekleri iş alanlarına gidip çalışmaya götürüyorlar. Ve bu insanlar zamanla bu sefer öyle durumlarla karşı psikolojik bunalımlara giriyorlar. Böyle bir şeylere karşı intihar durumlarına giriyor. Böyle bir durumlar karşı karşıyalar ki kendilerini alkole veriyorlar. Yani o travma aslında ilk senede bununla karşı karşıya kalmışlar. Yani çünkü şey hazırlıksız geliyorlar ve bir de öyle bir şey yaşıyorlar ki dil yok, hiçbir şey yok, çevre yok. Yani sağır, köl, dilsiz gibi işte sadece fabrikaya gidiliyor, fabrikadan getirip işte şeylere hain deniyor,
barakalara yatırılıyor bu insanlar. Bu insanların bu yaşamlarıyla birlikte bir de şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Kadınların da bir iş gücü gündeme geliyor. Türkiye'li kadınlar 68, özellikle 68 yılında çok yoğun bir göç olmuş kadınlar arasında. 64-68 arası. Kadınların tabii gelmesiyle birlikte aynı durumu onlar da yaşıyorlar. Tek geliyorlar, kimseleri yok, korkular da var. İşte Türkiye'de aileler öyle bir şey yapıyor ki, öyle öğütler veriyor ki aman ha sağa bakma, sola bakma, işte şuraya gitme, buraya gitme, ha işten eve, evden işe git, işte sakın bir gavurla bundan ne yapma gibi böyle envay türlü ahlaki anlamda. Yani işte gavurla sakın ha konuşmayasın, sakın öpüşmeyesin, sakın onun işte bunun koluna girmeyesin gibi böyle ipe sapa gelmez, böyle etik olmayan İslam kültürünü yaratma tahribatı aynı şekillerde en yakın şeylerinde annesi babasından. Hatta işlerinde evli olanlar da var. Evli olanlar da çok tembihliyorlar. Yani aman ha sakın işte beni bırakma burada ha. Beni gittiğin zaman işte kısa zamanda beni oraya aldır ha. Ben de geleceğim gibi şeylerle. Kadınların buradaki çalışma şartları da çok ağır oluyor. O kadar ağır oluyor ki bu konuda ben bir kaynaktan yararlanmıştım. Metin Gür'ün Sütü Kurutmak diye bir kitabı sadece orada kadınları almış. Kadınların yaşamlarını almış. Hangi şartlarda çalışmışlar, hangi koşullarda gerçekten yaşamlarını sürdürmüşler üzerine şeyleri var. Oradan aklımda kaldığı kadar birkaç örnek vermek istiyorum. Birisi bir balık firmasında çalıştırıyor. Zaten diyor ki balık firmasından girdim diyor. Kusmamak için diyor. Yani o kokuda kusmamak için diyor burnumu kapatarak bir şeye girdim diye şey. Yani bazen oluyor ki burnumu kapatmak için diyor şeyler arıyorum. Bu sırada nefessiz kalıyordum diyor. Yani o kadar ağır şartlarda çalıştık ki diyor sigara şeyi bile yapmıyorduk diyor. Molası bile yapmıyorduk. Sigara içiyorum. Molası ne yapıyorum? Korkuyordum beni işten atarlar diye. Yani hani beni görürler işten kaytarıyorum şeyini uyandırmamak için diyor. Pauza bile yapmıyordum diyor. Ve biz bu süreci diyor öyle bir gün, iki gün, üç gün değil aylarca sürdü diyor. Artık öyle bir şey oldu ki kendimden artık utanır hale geldim. Yani diyor bir köpek bile diyor bizden diyor çok daha iyi şartlarda yaşıyor. Biz köpek kadar olamıyorduk. Yani örneğini öyle vermiş köpekle kıyaslayarak görüyor. Gideceğim diyor, geri gideceğim diyor, utanıyorum diyor, ailemden utanıyorum diyor. Gitti bak oraya tutturamadı, bir şey yapamadı. Bak işte kaçtı geri geldi. Şey yapmaya karar verdim diyor. Yani bunların bu şartlarına zorunlu da olsa ne de olursa olsun ben ayak uyduracağım. Kocamı getireceğim veya işte gidip evleneceğim, kocamla birlikte geleceğim. Bir şeylerle bunu yapıyorlar. Mesela yine bir başka ilginç boyut yine aynı kitapta. Münih tarafında bu olay oluyor. Türkiye'li kadınlar orada tabii geldikten sonra ister istemez çevreleri oluyor. İşte arkadaş anlamında, erkek arkadaş anlamında. Tabii bunlar Türklerden korktuğu için Almanlar ve Amerikalılar olmuş şeyleri, arkadaşlıkları. Ve Türk milliyetçileri o zaman da işte bu bizim halis, mulis bir vatanı seven milliyetçiler vardır ya, onlar da burada namus bekçiliği yaptığından dolayı kadınları, onlar da gezdiklerini gördükleri için kadınları hem tehdit ediyor hem saldırıyorlar. Hatta öyle bir şeye gidiyorlar ki ayyuka çıkan bir şeyle birlikte bu yani gazetede de konulmuş çünkü o Alman basınında. Kadınları hapiste zorla, tehditle ıssız yerlere götürüyorlarmış. Özellikle böyle ormanlık alanlara. Kadın arkadaşlarından çok özür diliyorum. Kadınları çırılçıplak soyuyorlar. Çıplak bir şekilde elbiselerine gasp ediyorlar. Münih'e, şehre gönderttiriyorlar. İbret alem olsun diye. Bak bunlar işte gavurlarla arkadaşlık yapıyor. Gavurlarla işte sevgili oluyor falan. Nasıl bunlar Müslümanın namusunu ayakları, nasıl Türk'ün namusunu böyle gavurlara verirler, konuşurlar veya gezerler veya onlarla birlikte arkadaşlık yaparlar diye. Böylesi durumlarla aslında biz belki bizim geldiğimiz kuşak 12 Eylül sonrası biz geldiğimiz için biz 12 Eylül sonrası dahi öyle veya böyle benim mesela geldiğim dönem ben 83'ün sonunda gelmiştim. Gerçekten şey yoktu yani Türkiye'ye yönelik Viyana'da şey yoktu yani ne doğrudur işte meyve sebze vardı, ne doğrudur bardak vardı, ne çardak vardı, ne de demlik vardı. Yani özlem, Türkiye'ye yönelik özlemleri mesela insan orada şey hissetmeye başlıyor. Ya bir tane işte çay içeyim. Çünkü hep genelde biz de deriz ya sallama çay. İşte o sallama çay hakikaten bizim damak tadımız değildi yani. İnsan mesela o kadar şey oluyordu ki böyle özlüyordu yani. Gerçekten bunu yaşadım yani. Zaten kitapta da dediğim gibi hepimizin yaşamı aslında kitabın içinde. Hepimiz özlem duyduk. Dolayısıyla o özlemleri gidermek için bu sefer şey istiyorsun. Türkiye'ye giden gelen varsa o zaman uçak olayı da çok fazla yoktu. Genelde otobüslerle gidiliyordu Türkiye'ye. 30-35 saatlik yok. Yani ben bunu Viyana için söylüyorum. Pahalıydı. Gerçekten uçak çok pahalıydı.
Dolayısıyla herkesin de derdi para biriktirmekti. Para biriktirmek için gelmiş adamlar. İşte 3-5 yıl çalışacağım, Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'de işte bir şeyler alacağım. Ondan sonra geri gideceğim. Biz de öyle düşündük. Biz de bunu politik anlamda düşündük. Ya politik anlamda biraz ortalık durulsun. İşte biraz işte 12 Eylül faşizminin şeyleri biraz rahatlasın. Biraz legal bir şey ortaya çıksın. İşte biz de tekrar gideceğiz. Örgütlerimize tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz gibi. Şahsen ben böyle düşündüm yani. 3 yıl geçti. Vallahi ne örgütü bulabildik. Mesela Avrupa'da aradık örgütü. Avrupa'da da bulamadık. İşte duydum sadece Fransa'da birkaç arkadaş varmış diye. Onlara ulaşmanın yollarını arıyorum. Doğrudur kontak da yoktur. Uzmanların telefonları yoktur. Bizim kendi evlerimizde bile telefonları yoktu. Ki evimiz yoktu yani mültecilerin. İlk gelen mesela benim Viyana'da 8 metrekare bir evim vardı. Siz de burada yaşadınız, bilirsiniz. 8 metrekare evin dışında içinde ne su vardı, çok özür dilerim, ne de tuvalet vardı. Tuvalet o kattaki olan bütün herkesin ortak kullandığı bir tuvalet vardı. Su da dışarıda olan gangta musluk gibi şey vardı, küçük böyle. Artık o el yıkamak, yüz yıkamak için değildi ama çünkü diğerleri bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Çünkü bir de öyle bir şey mi? Korkuyorum, çekiniyorum, biri görmez ama bana bir şey soracak falan diye. Sabah erken de bizim falan yıkıyordum. Ondan sonra hemen odaya geçiyordum. Ondan sonra tak diye yerden çıkıp gidiyordum yani. Bir dernek vardı o zaman. CHP'lerin bir derneği vardı. O derneğe giderdim. Böyle bir şey yani 8 metrekare içinde ben 6 ay yaşam sürürdüm. Yani evinde su olmayan, tuvalet olmayan bir şeyde. Oradaki, yani ben bunu Viyana genelinde bu şeyi söylüyorum. Yani kitabın içerisinde daha çoğunluklu olarak Viyana ve Almanya geçiyor. Yani Viyana ve Almanya'nın geçmeden önce oralarda ben birebir yaşadım. Hani diğer yerlerde mümkün olduğu kadar işte yani gelip gittiğim zaman buradaki arkadaşlarımızla sohbetlerimizde veya işte bazı kaynaklarda toparlamaya çalıştım. Yani diğer bölgelerdeki mesela İsviçre'nin şeyi yok. Türkiye ile yaptığı bir iş anlaşması yok. Şimdi var mı bilmiyorum ama o 70'li yıllarda yok. Gelenlerin buraya büyük bir çoğunluğu 70'li yıllarda gelenlerin büyük bir çoğunluğu kendi şeyleriyle, inisiyatifleriyle geliyor, kendi olanaklarıyla geliyor. Kendi işte burada varsa tanıdığı bildiği birileri onun üzerinden bulmuş. Veyahut da ilk gelenlerin sürecinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu konuda İsviçre'de çok fazla detaylı bilgim yok ama gelenler işte birisi gelmişse ondan sonra o da diğerlerini getiriyor. Tanıdık bir çevresi olsun diye, arkadaş alanı olsun diye. 70'li yıllarda böyle bir süreç olmuş yani. Olmayan mesela şeyde Fransa'da da mesela iş güç anlaşması olmamış. Danimarka'da da olmamış. Olan ülkeler arasında Hollanda, Avusturya ve Almanya üzerinden ikili anlaşmalar yapılmış. Yani Türkiye ile Almanya arasında iş göçü anlaşması işte 61'de yapılmış. Avusturya'da 1964 yılında yapılmış. Aklıma geldi şimdi söylüyorum. Avusturya'daki iş anlaşması Türkçe ve Almanca ben de metnini bulduğum için söylüyorum. İnanın arkadaşlar bunu hiç abartmıyorum. Bazı toplantılarda bunu ben belirttim. Birçok arkadaşım bana şey dedi. Katılımcı arkadaşlardan, yani biraz çok abartıyorsun dedi, böyle bir şey ben de hiç aklımın ucuna bile getiremem, böyle bir şey yoktur dedi. Ben onu kaynak olarak isteyen arkadaşa da WhatsApp üzerinden gönderebilirim isteyen arkadaşa. Aynen şu cümle yazıyor, tükürmek, düşünebiliyor muyuz arkadaşlar, iş güç anlaşmasındaki maddelerden birisi, ola ki yabancı işçi, Türkiye'den gelen yabancı işçi, sokağa tükürdüğü zaman, onu bir insan ihbar ettiği zaman veya polis gördüğü zaman onun yurt dışı olma nedeni. Yani 1964 yılında yapılan anlaşmalardan, maddelerden bir tanesi. Ve o dönemdeki Çalışma Bakanı'nda kim arkadaşlar biliyor musunuz? Bülent Ecevit. Yani öyle bir anlaşma yapmışlar ki, hani tabiri caizse alın eti sizin, kemiği bizim. Ve hiçbir anlaşması yok. Yani ben bunu yine Avusturya için söylüyorum. Adam mesela öyle bir anlaşma imza atmış ki diyelim bir vatandaş 14 sene çalışıyor. 14 sene çalıştıktan sonra diyelim çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye dönmek istiyor. Ya hastalıktan dolayı veya çalışamamaktan kaynaklı veya ne bileyim bunalımdan kaynaklı gidiyor. Hiçbir hakkı yok biliyor musunuz? 14 sene ödediği vergiden yana yani vergi ya da sen almadığın gibi hiçbir hakkı olmuyor ve 65 yaşına kadar Türkiye'de kalacak. Türkiye'de 65 yaşına geldikten sonra bağrının işte yani yaştan dolayı emekliliğe başvuracak. Ancak o zaman o ödediği vergilerin işte emekli şey ne kadar şey düşüyorsa, paraleli arz ediyorsa onu verebiliyorlar. Yani bunlara imza atılmış. Peki Yugoslavya'da diyelim bu anlaşmanın şeyi var mı, karşılığı var mı? Yok. Yugoslavya tam tersini yapmış. Bir işçisine dair en ufak bir haksızlık uygulandığı zaman aynen şu maddeyi koydurtmuş. Bütün işçimi çekerim.
bütün işçileri çekeriz biz. Hiçbir işçimize hiçbir haksızlık uygulaması yapılmayacak. Oradaki Avusturya'daki haklar neyse onlara da o hak verilecektir diye anlaşmalara imza atmış. Bizimkiler de demin bahsettiğim gibi buna benzer. Hatta maddelerden birisinde şöyle bir şey kullanmış. Diyor ki, ola ki diyor, yani o yabancı işçi diyor, Türkiye'ye gitmezse, gitmemezlik yaparsa diyor, büyükelçilikleri devreye sokacak diyor, pasaportlarına el koydurulacak diyor, onların oraya göndermesini, üstlenmesini de büyükelçiler üzerine alacak diyor. Böylesi maddeler. Ben göçmenlikle ilgili kısaca bunu söylemek için aslında sohbet arasında yani ben bir giriş yapmak istedim de yani şey olursa da sohbetten sonra yani benim sohbetimden sonra yani benim anlatımımdan sonra sizlerine sorusu olursa da yine ayrıca bunun üzerine gelirim. Şöyle yapalım. Bir de ben mesela bunun üzerine sürgünlüğün yani şimdi göçmen işçilerin göçmen sorununun üzerinde kuracağımız cümlelerin aslında biz burada yaşayanlar olarak biliyoruz. Daha detaylı biliyoruz. Yani göçmen sorununun, işçi sorununun burada bizler üzerindeki yarattığı ayrımcılığı çok rahat hisseden ve yaşayan insanlarımız. Dolayısıyla biz bunların birer bir yaşayan insanlar olduğumuz için çözümlerini biz kendimiz bulacağız. Taleplerimizi kendimiz de getireceğiz. Eğer olursa kurumlarımız üzerinden bunları dillendirmek daha gerçekçi olur. Kurumlarımız üzerinde örgütlülüğümüzün şeyinde mukabilinde taleplerimiz daha karşılık bulur diye düşünüyorum. Onun için buralarda da mesela göçmen ve sürgün sorununa yönelik çalışmalarını yaptığımız zaman çünkü burada da mesela bazı böyle direkt partilere yönelik çalışan derneklerde bazı derneklerde bunun tartışması olduğu için söylüyorum tekrar. Sen bize örgütsüzlüğü anlatmaya mı geldin? Gibi cümleler de oldu. Çünkü ben şu cümleyi kullanmak istiyorum, burada da kullanmak istiyorum. Bizim demokratik örgütlü dediğimiz alanlarımızda yapacağımız en önemli çalışmalarının buraya yönelik çalışmalar olması lazım. Bunu ben şimdi söylüyorum. Deseydiniz ki 30 yıl önce bunu söylüyor muydu, söyleyebilir miydin? Söyleyemezdik. Kitapta da bunlar var. Nedenler, niçinler üzerinde işte anlatmaya çalıştım. Hatırlıyorum ben 1985 yılında Almanya'da bir göçmen dergisi çıkmıştı. Göçmen dergisi çıkan bu devrimci o çevresindeki insanlar çıkarmıştı göçmen diye. Diğerlerinin ismini vermem diğer örgütlerin çünkü hemen hemen çoğu öyle demişti. Hepsi göçmen dergisini çıkanlara devrim kaçkınları burada mülteci yaşama hazırlık idmanları yapıyorlar, antrenmanları yapıyorlar diye saldırı yapılmıştı. Göçmen demek hainlik demekti, göçmen demek devrimden kaçış demekti. O zamanki sürece yönelik şeyi söylüyorum, siyaset yelpazenin bizim üzerindeki etkileri söylüyorum. Buraya göre hiç yani kendimizi yönlendirmedik. Ha, şunlar yapıldı buradaki. Demin de belirttiğim gibi burada hakikaten 12 Eylül sonrası gelen özellikle 29.500 insan gelmiş. Bu Türkiye Devleti'nin yaptığı açıklama. Yani 12 Eylül sonrası yurt dışına kaçan, zorunlu kaçan insanların sayısal olarak şeyi 29.500. Bu 29.500 sayı içerisinde hemen hemen büyük bir çoğunluğu üniversiteli. Ya üniversite bitirenler ya üniversiteli. Yani hani onların bir dönem bizden kalifiye elemanlar istedikleri şeyi aslında bir dönem sonra biz zorunlu olarak gelenlerin üzerinde de çok fazla yaralanıyor Avrupa devletleri. Özellikle bunun başını çeken Almanya. Bu insanlar, gelen insanlar benim yaptığım şeyde bunu söylüyorum. Ben farklı şeyler arkadaşlarımız söyleyebilirler. Farklı düşünceler olabilir ama benim bulabildiğim yani kaynaklardan bulabildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu insanlar geldikten sonra yaptıkları ilk iş dil öğrenmek olmuş. Dil öğrenmişler. Yani bulundukları ülkede özellikle Almanya için bunu söylüyorum. Bizim kaynakları çoğunluğu Almanya. Almanya'da dil öğrendikten sonra göçmen işçilerle bir kontak ilişkisi kurmuşlar. Yani göçmen işçilerin buradaki sosyal haklarını ortaya çıkarmışlar. Göçmen işçilerin sosyal devletten yararlanması gereken alanlar üzerine çalışma yapmışlar. Ve bir de o olanakları bulduktan sonra çok ama çok fazla danışma büroları kurulmuş. Danışma bürolarının da en büyük şeyi, amacı göçmen işçilerine bir diyalog ve göçmen işçilerin sosyal haklarından yararlandırma projeleri olmuş. Bunun üzerine çaba sarf eden insanlar gerçekten benim şahsımda hangi siyasal görüş olursa olsun çok ama çok emek vermişler. Ama bunun içerisinde en çok da karşıma çıkan şey, isim olarak söyleyebilirim, devrimci örgütü olmuş. Yani Avrupa'da ilk sosyal haklar üzerine araştırmalar yapan, sosyal devletin göçmenler üzerindeki vermesi gereken hakları onlar ortaya çıkartıyorlar. Ve o danışma büroları üzerinden çok fazla
olanaklar, kültürel çalışmalar üzerindeki olanakları düşünebiliyor muyuz? Mesela ben Avusturya'da da bunu biliyorum. Avusturya diğer şeyi, eyalet parlamentosunun göçmenlere yönelik ayırdıkları kültür bütçesi 10 milyon euroydu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu sadece Viyana'nın yani, diğer bölgeler değil. Viyana, eyalet parlamentosunun göçmenlere, yani göçmenlerin kültürel faaliyetlerine vermek zorunluluğu olduğu bütçe. Şimdi Almanya'da bu bütçeler çok fazla ortaya çıkmış. Mesela ben yeni biliyorum. Mesela Köln'de benim işte tanıdığım bir kurum var. Interkultur EFA diye. O kurumun işte kamu yararına bir dernek, yani siyasal bir dernek değil. 3 milyon euro yıllık bütçesi var. Sadece o derneğin. Ama tabii içinde pedagogları, psikologları, işte şeyleri, kendi anlamı siyaset bilimcileri, sosyologları falan gelen insanlarla diyaloglar kuruyor. İşte mültecilerle ilgili diyaloglar kuruyor. Onların işte psikolojik anlamda sorunlarına çözümler arıyorlar falan. Yaklaşık olarak 40'a yakın insan çalışıyor orada. Yani işin hem uzmanları hem de gerçekten oradaki insanların sorunlarına gerek Türkçe, gerek Kürtçe ve diğer işte şeyler, dillerden de şeyleri var, tercümanları da var. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bizler bu konuda gerçekten bu kurumu ben saygıyla gerçekten de çok da överek de şeyi rahat söyleyebilirim. 33 yıldan beri bu kurum sonuçta İsviçre'lerle, Türklerle, Kürtlerle ve diğer şeylerle birlikte bu 33 yılını korumuş ve yayın politikasında, düşünce ilişkisinde ve yapması gereken konular üzerinde ısrarla bugüne kadar getirilmiş çok önemlidir. Yani biz kurumlarımızın veyahut da bir şeyde çok böyle kendisine has bir yöntemle, yani iddialı olmak ve o konuda gerçekten inatçı olmak, yurt dışında çok fazla bu ilişkilerde olan şey kurumumuz yok. Çok az. Var ama çok çok az. Mesela bir de Ulm'da bir arkadaş 32 yıldan beri, belki içinde tanıyan arkadaş Şenol diye bir arkadaşımız var, Hüseyin Şenol. Mesela o 33 yıldan beri günlük gazete, yani şey haftalık gazete çıkartıyor, yazılı gazete. 33 yıldan beri devam ettiriyor. Yani bu kadar teknolojinin çok gelişmiş olmasına rağmen o gazeteyi çıkarmaya hala ısrarla devam ediyor. Böyle 30 yıllık emeği geçen kurumların şeyleri gerçekten bizim için çok onurlu ve çok da güzel emeklerdir diye düşünüyorum. Kurumlarımıza gelecek olursak, yani bizlerin sürgün ve göçmen politikaları üzerinde üretmemiz gereken, olması gereken, yapılması gerekenler üzerinde biz burada kendi ayaklarımız üzerinde düşüncelerimizi netleştirerek, çok şey olarak söylüyorum, kadınlara ve gençlere yönelik çalışması olmayan kurumlar maalesef tökezliyor. Veya sadece Türkiye'ye yönelik siyasal anlamda angajı olan partilerin dernekleri maalesef, ben işte bu son dönemde işte burası galiba 8. veya 9. oldu buradaki şeyin kitap tanıtım toplantısı. Gittiğim yerlerde maalesef hepsi hemen hemen büyük bir çoğunluğu şöyle bir dertle yanıyor: İnsanlarımız gelmiyor. Mesela özellikle aslında bu konuda hakkını yememek için söylüyorum. Atik bu konuda, evet, Atif diyelim, Almanya'daki işte bu Avusturya Türkiye İşçiler Federasyonu, bu partizancı arkadaşlarımızın derneklerinde olan epey bir dernek var onların elinde, yani faaliyetlerini sürdüren. Mesela onlar 1976 yılında, o zaman işte TEDA'cı, eski aydınlıkçıların ellerinde dernekler var. O dernekler işte çalışma yaparak ele geçiriyorlar. Ele geçirdikten sonra tabii kendi siyasal şeyim, daha sonra işte federasyon oluşturuyorlar. Daha sonra konfederasyon oluşturuyor. Ama inatla sürdürüyorlar. Bazı kesimlerde çok ciddi bir şekilde buraya yönelik şeyleri, hedefler koymuşlar. Bazılarında da hala ısrarcı Türkiye yönelik şeyler yapıyorlar. Faaliyetleri temel olarak Türkiye üzerine kuruyorlar. Onun üzerine konuştuk. Beğenelim, beğenmeyelim arkadaşlar. Bugün özellikle yine Almanya üzerinde, burada da var. Mesela Avrupa şeyde, Almanya'da düşünün, Cem Özdemir bugün Tarım Bakanı. Bir göçmen çocuğu. Buna benzer parlamentoda çok ama çok fazla, Almanya için de söylüyorum, çok fazla parlamentoda milletvekili var. Eyalet milletvekili içerisinde gerçekten onlarca var. İşte dün sohbet ederken Zürich Derneği'nde bir arkadaşım dedi, benim kızım dedi hakim dedi. Burada okumuş, burada dedi hukuku ve hakim olmuş. İşte şeyimiz bu olmalı, önümüz bu olmalı. Biz burada yaşıyorsak, yani kafamız Türkiye'de, bedenimiz burada değil. Burada, buraya yönelik artık bir şeyleri ne kadar üretirsek, çocuklarımıza ne kadar, özellikle eğitim konusunda ne kadar değer verirsek, bu çocuklar üzerinde biz
burada hem kendimizle ilgili olan bir sürü şeylere daha rahat göğsümü kabartarak, göğsümüzü gerçekten gererek biz burada göçmenliğin vermiş olduğu şeyleri yerine getirmiş oluruz. Ben Almanya için şöyle diyorum, Almanya'daki bizim göçmen potansiyeline ben artık göçmen demiyorum, bir azınlıktır. Almanya'da yaşayan Türkiye'ler bir azınlık statüsüne sahiptir. Çünkü azınlığın koşulları Almanya'daki Türkiye'ler için şeyi var. Hem potansiyel olarak var, hem de siyasal anlamda ki mesela diasporası da var. Bunun artık şeyi yok. Yani biz burada göçmeniz, artık burada bugün varız, yarın yokuz şey değil. Kalıcılaşmış ve benim yaptığım yine burada da var. 3000 tane Türkiye'li iş yeri var. Türkiye'li iş adamı var. Ve o 3000 iş yerinde, Almanya için söylüyorum, 300 bin çalışanı var. Ve Türkiye'li insanların artık o kadar şey ki, hepimiz de biliyoruz, aslında biz bize birbirimize anlatıyoruz. Onun için yani çok da özür diliyorum sizden, yani tereciye teres atmak gibi bir şey. Yani sohbet ediyoruz biz yani, içimizden geçen durumlarla birlikte. Almanya'nın sokaklarında, burada da görüp vardır da, Almanya'nın sokaklarına gidiyorsun, bakıyorsun doktor bilmem ne, bakıyorsun psikolog doktor bilmem ne, işte kulak burun boğaz doktor bilmem ne, işte var da var. Yani haddi hesabı yok doktor. Hele bir de biliyoruz işte bu yakınlarda Türkiye'de adam kalktı ya, bir tane baş belası adam, şey dedi işte, giderse gitsinler dedi. Doktorları gönderiyor yani. Ve Almanya'nın şu anda izlediği politikalardan birinci şey ne bileyim arkadaşlar? Dil bilin, gelin. Yani tıp, özellikle tıp doktorları için, benim bir arkadaşım orada kardiyolog, çok uzun yıllardan beri tanıyorum. Bir aradan oraya geçtim. Adam bana dedi ki, Erdal dedi, ya tanıyan arkadaşlarım varsa dedi, tıp doktoru ve işte mesleki titri olan insanlar dedi. Ya Almanca öğrensinler dedi, söz dedi, getirmek bana ait dedi. Dil bilin diyor, dil. Yani dili Almanca'yı çöz, B1 şeyini, kursu, dersini ver. Hiç şeysiz, apar topar getiriyor adam, seni nevzlendiriyor bir işi, hastaneye. Şimdi onun için böyle artık ete kemiğe bürünmüş bir durumdayız yani. Yani şu anda Almanya'daki nüfus oranına baktığımız zaman 3,5 milyona geçen bir potansiyel var Türkiye'de. Yani Türkiye'den gelen, Türk, Çerkezi, Lazı ve benzeri. Bunların hepsi orada bize şunu gösteriyor. Artık biz orada yerleşik bir şeye dönüştük. Biz orada yerleşiyiz. En yaşlısına, en faşisine de gidin, dincisine de gidin. Adam aynen şunu diyor. Ya gideceğim ama ne yapayım? Torunlar burada diyor. Gideceğim ama benim sağlık sorunlarım var diyor. Ya gitsem diyor orada sağlık sorunlarını çözemeyeceğim diyor. Ben diyor burada da sağlık sorunlarını çözeyim. Bu adam sözü bana Türkiye cennet vatanım diyor. O cennet vatanına gitmiyor ama orada kalmayı yeğliyor. Onun için artık orada kalıcı bir potansiyel var. Dincisi de kalıcı, faşist de kalıcı, solcusu da kalıcı, dervişi de kalıcı. Bunun hiç lanıcımı yok. Bu böyle. Bunları biz değiştiremeyiz. Değiştirecek gibi de değil. Yani ben gençlere yönelik şey diyorum. Mesela demin genç arkadaşımıza da şey dedim. İşte teknolojide mi ufacık bir şey yaptık. Hemen gittim ona danıştık. Dedim ki ya bana yardımcı olur musun diye falan. Şimdi gençlerin burada hakikaten hedefleri hepimizin de bildiği gibi gençlerin hedeflerindeki en önemli şeylerden burada bir meslek sahibi olmak. Geleceklerine yönelik daha böyle yaşamına yön verecek bir meslekle birlikte yaşamını yönlendirmek, yürütmek. Bunun şeyi kim olacaktır? Öncelikle anne babalar olacaktır. Anne babalara düşen görev çok fazla. Çünkü biz buraya geldik, hakikaten bilinçsiz, tecrübesiz, buradaki şeyi bilmiyorduk. Bir kere sorunu çok fazla yaşadık. Bugün gençlerin dil sorunu yok. Bugün gençlerin gerçekten ne bileyim yaşama dair ilişkilerindeki perspektifleri çok açık ve net. Hiç bizim gibi değil. Biz korktuk. Yani biz acaba geri mi gönderecekler, işte bizimle teslim edecekler, tekrar gidip işkenceye mi üstü kalacağız? Aklıma geldiği için yine söylüyorum. Mesela 1983 yılında yanılmıyorsam Kemal Cemal Altun diye bir devrimci bir arkadaşımız mülteci şeyine başvuru yapıyor. Mülteci işte iltica başvurusunda Berlin şeyi çağırıyor, iltica komisyonu çağırıyor. İşte seni diyor geri iade edeceğiz diyor. O lafı duyduktan sonra düşünün 5. katın aşağı kendini atıyor, intihar ediyor. Yani veya yine Haydar Sevinç diye bir arkadaşımız var, Hannover'da. 1985 yılında ilticeye başvurmuş, işte siyasi olarak, yani siyasi mülteci şey statüsünde biliyorsunuz, ekonomik mülteciler var, siyasi mülteciler var. Dolayısıyla bizim ekonomik mülteciler yalanları, dolanları 40 dereden 40 su götürerek
burada kendilerini bir biçimiyle burada kalmaya şey yapmışlar yani. Bizimkiler de doğru doğru söylüyorlar. Mesela ben de kendi şeyimde söyleyeyim. Ama mesela Haydar Sevinç işte intihar ediyor, o da intihar ediyor. Bir mektup yazıyor intihar mektubuna, diyor ki benim için diyor kimse diyor sorumlu değildir diyor. Tek sorumlu vardır, o da Alman Burjuva Devleti diyor sorumludur diyor. Çünkü diyor beni burada diyor çok zor şartlar altında bıraktı diye not bırakmış. Böyle o da intihar tercih ediyor ve intihar ediyor. Ben mesela kendimle ilgili bir şey not düşecek olursam, işte biz de illegal bir örgütün şeyiydik. Ben de işte gazetelerde aranır durumumuz çıkmıştı. Ben de iyilik olsun diye hanımın belgeleri veriyoruz ya, devlete vereceğiz ki yani biz hakikaten bak politik işte insanlarız yani, bu işin amacılığı yok, yalan dolanı yok, bak işte somut ismim de var, cismim de var. Biz de bizim örgüt de biraz tehlikeli bir örgüttü. Bizim de işte gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmıştı işte başlık o 100 kişinin katil örgütü diye yazmış. Benim de ismim var içinde. Ben onu şey olarak verdim komisyona, ülke komisyonuna. Adamlar bana şey yaptılar, 500 sene vermedikleri gibi beni uluslararası terörist ilan ettiler. Bu adam insan öldürme makinesi diye. Sonra gittik, vermiyorlar. Yani şey, bekliyoruz, hiçbir şey de yok. Ve o zaman çocuğum olmuş, işte yani o zaman şey olarak da çocuğum oldu. Ya hiçbir hak hukuk da yok. Yani yine burada siz geldiğiniz zaman buralarda sizlere işçi verdiler. Ama sizin öyle bir hakkı da yok. Hiç çalışma, sana müsaade ve çalışma müsaadesi vermiyordu. Hiçbir hak yoktu. Kampta kalırsan sadece işte giyip içip orada yatıyorsun. Hepsi o. Ama işte bir akrabanın yanında kalıyorsa yapacağın hiçbir şey yok. Dolayısıyla sana adam gitti, ne halin varsa gördü, işte akrabası gitti, akrabanın yanında kal diyor. 5 sene bekledim. En sonunda bir insan hakları, Avrupa İnsan Hakları şeyinde yok, insan hakları derneği olacak. İngiltere'de olan Amnesty International Yönetim Kurulu üyesi bizim oradaydı. Gabriel Lansky diye bir avukat, iyi bir avukattı, gerçekten ilerici bir avukattı. Ona gitmiştim, dedim ki ya ne oluyor dedim, beni dedim gönderecekler mi, ne yapacaklar dedim, ben korkmaya başladım dedim. Ya dedi benim hiç zamanım yok, hiç ilgilenmedim dedi sizinle dedi. Ben size bir isim vereyim dedi. Siz onunla kontak kurun, konuşun. Buna bir çözüm bulun ama dedi benim üzerinden olmasın dedi. Yani ben yapamam dedi. Çünkü zamanım yok. Gerçekten de gittim, kadın işte genç bir avukattı. Dedim böyle böyle 5,5 yıldan beri buradayım, benim hiçbir hukukum yok. Ne olacak dedim. İfadelerin dedi var mı dedi, verebilir misin dedi. Dedim vallahi varsa dedim. Gabriel Lanks'ı da vardı, ben de yoktum. Çünkü onda neyse onlar aldılar falan dedi ki sizin dedi hiç şansınız yok. Hiçbir şey yok. Bu şeyle dedi, hatta sizi teslim bile ederler dedi. Ne yapacağım dedim, peki ne olacak dedim. Dedi ki bu ifadelerin hepsi değişecek dedi. Hepsini değiştirmen lazım. Nasıl bir ifade kullanacağız dedi ki bu devlet böyle bir devlettir. Bak işte insanları, benim bir tanım arkadaşlarım vardı, orada onu da yazmıştı. İsimleri öldürülen arkadaşlarım vardı. Ben bunu da ifadede kullanmıştım işte şu arkadaşlarım öldürüldü. Hatta biri de biz aynı evde kalıyorduk. Öldürüldü diye dedi ki bak işte bu devlet böyle yapıyor. İnsanları öldürmek için önce böyle bir şeyi ortaya çıkarıyor, arattırıyor, sonra da öldürüyor diye. Yani ben bu bilgiyi size bundan dolayı verdim diye öyle bir şey sunmuştuk. Yani avukatla beraber bu ifadeyi verdik. İnanır mısınız 6 ay sonra şeyin pasaportum geldi. Yani dolayısıyla yani biz bu süreçleri yaşadık.